Yeni TV'den Mutlu Pazarlar herkese iyi bir tatil günü diliyoruz efendim. Yarından yani pazartesiden itibaren piyasalarda nasıl bir hareket olacak ee, bu haftaya dair e, öngörülerini almak üzere e, Profesör Doktor Ekonomist Sayın Şenol Babuşçu ile birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz Sayın Babuşçu. Hoş bulduk Yenil Bey. Ee, iyi, i̇yi pazarlar diliyorum size de iyi tatiller diliyorum. Teşekkür ederim. Sizlere de seyircilere de iyi pazarlar diliyorum. Sağ olun efendim. E, TÜİK e, finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı ve e, Merkez Bankası'nın beklenti anketi de var. E, Cuma günü açıklanan. E, bunu değerlendirmenizi rica edeceğim Sayın Şenol Babuşçu. E, finansal yatırım araçlarıyla başlayalım isterseniz. E, bu oranlara göre e, aylık en yüksek reel getiri külçe altında e, gerçekleşmiş. Aylık en yüksek en yüksek reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksi YÜFE ile indirgendiğinde 2.42, tüketici e, TÜFE ile indirgendiğinde ise e, %6.04 oranlarıyla e, külçe altında gerçekleşmiş. Ee, hemen bakalım dolara ve diğer e, yatırım araçlarına. Amerikan doları %1.99, e, Borsa İstanbul 100 endeksi %3.65, Euro %4.74, e, mevduat faizi brüt %7.34, e, devlet iç borçlanma senetleri e, %11.34 oranlarında e, yatırımcısına Kaybettirmiş yani dolar, euro, o, faiz e, kaybettirirken e, altında bir e, kazanç var. Nasıl değerlendirirsiniz efendim bu rakamları? Şimdi aylık enflasyon yüzde beş buçuklarda geldi bildiğimiz üzere ee, evet. yıllık enflasyon yüzde altmış Bu da Türkiye'nin enflasyonu. Türkiye'nin rakamlarına göre hesaplanmış zaten. Onun için aylık enflasyon yüksek oldu, olduğu için. Ee, getiriler negatif. Sadece altında ciddi bir yükselme söz konusu oluyor. Ee, ülkemizde şu an itibariyle politika faizi 14. Tasarı sahiplerine, bankaların uyguladığı faiz 17-18'lerde, mevduat faizleri. Şimdi vatandaş gittikçe mevduattan soğumaya başladı, mevduattan kaçıyor. Kaçmaya başlıyor. Neden? Parası eriyor. %61 enflasyonun olduğu bir ülkede bir para getirisi alarsa eriyor. Vatandaş mevduatı tercih etmemeye başlayacak önümüzdeki dönemde. Dolar kurunu e, doğaları tercih etmemeye başlayacak demeyeyim e, edilecek ama eskisi kadar belki şey olmayacak çünkü dolar kurunda frenliyor hükümet. 14.85'e çakıldı 2 aydır. 14.85'te 14. müdahale ediyor Merkez Bankası. Merkez Bankası direkt müdahale etmiyor. Kamu kurumları ve e, kamu bankaları aracıyla müdahale ediyor. Doları 14.50 ile 14. 85 yani 14.50 ile 15 arasında sabit tutmaya, istikrarlı tutmaya çalışıyor. Onun için doların da getirisi yok işte negatif o nedenle. Vatandaşın mevduat, TL mevduat yapam, yapamayacağına göre, bundan sonra tercih etmeyeceğine göre, doları çok tercih etmeyeceğine göre iki tane yatırım aracı kalıyor. Bir altın ki reel getiri sağlamış. ikincisi gayrimenkul. Evet. Ee, enflasyonist ortamlarda eğer negatif reel faiz varsa vatandaş daha çok gayrimenkule doğru yöneliyor. Gayrimenkul fiyatları almış başına gidiyor ülkemizde. Geçen yıla göre ev fiyatları üç katına çıkmış vaziyette. Ve evet. e, Türk halkı da biraz gayrimenkule yatkın bir alışkanlıkları vardır. Gayrimenkulü sever Türk halkı, altını sever. Onun için bundan sonraki süreçte de bu rakamlar böyle devam ettiği sürece Türk halkı altın ve gayrimenkule doğru yönelimini arttıracaktır. E, buna bir de ilave olarak otomobil fiyatları da artıyor. Otomobil olan talep de artıyor. Yani ihtiyacı olmasa bile ev veya otomobil almaya devam edip e, bu ta, gayrimenkul piyasasında ve otomobil piyasasında talebi arttıracaktır. Talep arttıkça bir sarmala girip enflasyon artacak. Enflasyon arttıkça halk o tarafa onlara doğru yönelecek. Böyle bir sarmalla gayrimenkul ve otomobil fiyatlarının daha da yukarı çıkma ihtimali yüksektir. E, sayın Babuşçu, e, bankaya mevduat hesabına para yatırmak için giden e, mudilere, müşterilere Kur korumalı mevduat ürününe yönelin şeklinde bir takım tavsiyeler yapıldığını duyuyoruz. Bu durumda kur korumalı mevduat acaba 6 aylık ya da 12 aylık faiz kazancından daha çok mu getiriyor? Yani burada bankalar, bankacılar vatandaşa... hani e, iyi anlamda bir tavsiyede mi bulunuyor yoksa bu politik bir e, push etme, yönlendirme bir baskı mı sizce? Ne dersiniz efendim? Şimdi bankaların, bankacıların tavsiyesi getirinin yüksek olması, vatandaşın lehine olmasından dolayı değil. Onlara genel müdürler tarafından verilen hedefler var. O hedefleri tutturmak için yapıyorlar. Genel müdürler niye bu hedef veriyor? Genel müdürlere de Merkez Bankası hedef vermiş 15 hmm. e, Nisan'a kadar kur, e, topladıkları döviz mevduatının %10'unu kur korumalı mevduata çevirirlerse teşvik alacaklar bankalar. %20'sini de 8 Temmuz'a kadar çevirdikleri takdirde yine teşviklerden yararlanacaklar. Çeviremezlerse de cezalar var. Merkez Bankası'nın uygulayacağı cezalar var. Bankalar bu cezalara cezaların uygulanmaması için, teşviklerden yararlanmak için tabii ki ed, Merkez Bankası'nın koyduğu hedefleri tutturmaya çalışıyor. Bankalar tutturmaya çalışınca bankalarda çalışanlarına baskı yapıyor. Yoksa müşterilerin getirileri yüksek olsun diye çaba sarf ettikleri için değil. Eee Kur korumalı mevduat sistemi ilk 3 aylık dönemde ciddi getiri sağladı. %25'ler civarında bir getiri sağladı 3 ayda. Yıllık %100 getiri demektir bu. Ama bu böyle devam edecektir diye bir kural yok. Kurlardaki artışa bağlı. Hı hı. Eğer döviz kurunda artış %17'nin üzerindeyse faizden daha yüksek getir elde etmiş olacaksınız. Ama döviz kurundaki artış %17'nin altındaysa sadece faiz gelir elde etmiş olacaksınız. Böyle bir sistem üzerine kurulmuş bir ürün. Evet efendim. Sayın Babuşçu, Merkez Bankası Nisan ayı bank beklenti anketini açıkladı geçtiğimiz Cuma günü. E, bu ankete göre e, politika faizinde bir değişiklik beklenmiyor. Ankette olduğu gibi bu ayda politika faizi beklentisi %14. E, Merkez Bankası şimdiden hani faiz artışını unutun. Bizden bu kadar diyor mu? Yani mesaj bu mu? Evet e, mesaj bu. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Merkez Bankası'nın faize dokunması yasak. Yani faiz düşürmesi veya yükselmesi ne zaten kendisi de karar vermiyor. Naslar karar... çarpar mı o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Naslar çarpar mı o zaman diyorum. Evet yani faiz indirimine veya yükselmesine kendisi karar vermiyor. Karar evet, evet. geliyor. Kamuoyuna açıklama görevi var Merkez Bankası'nın. Ee, faiz %14 seviyesinde devam edecektir. Değişeceğini düşünmüyorum. Önümüzdeki aylarda da devam hatta. Ancak çok büyük bir kur krizi olursa ki çok beklemiyorum öyle bir durum. Kur krizi olursa dolar kurunda ani bir sıçrama ciddi bir yükseliş olursa o zaman faizlere yükselmesi söz konusu olabilir. Yoksa onun dışında faizleri dokunmayacaktır. Bu seviyede faiz yıl sonuna kadar belki devam edebilir. Efendim yine Merkez Bankası Nisan ayı beklenti anketinden notlar var. Dolarda da bir artış bekleniyor. Haftayı 14.75'ten kapatan dolar için bu anket döneminde beklenti 16.85 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise sırasıyla 17.42 ve 17.84 olarak kayıtlara geçti. Siz dolarda böyle bir artış bekler misiniz Sayın Babuşçu? Şimdi beklentiler yukarıya doğru gideceği yönde. Rakam söylemek çok doğru değil ama e, dolar kuru beklentileri piyasa katında rakette de gördüğümüz gibi yukarı doğru 2 e, lira daha doların artacağını düşünüyoruz sonuna kadar. Dolar kurunun ne olacağını tahmin etmek çok zor. Çok değişkene bağlı. İşte bir taraftan Ukrayna-Rusya krizine bağlı, yaptırımlara bağlı, ülkedeki enflasyon oranına bağlı, hükümetin uygulayacağı bundan sonraki politikalara bağlı. Ama doların yönü yukarı yönlü olacaktır. Çünkü ülkemizde enflasyon şu an 61. O da TÜİK enflasyonu. Ee, ki gerçek enflasyonun çok yukarılarda olduğunu bize gösterge bazı göstergeler var. Nedir işte üfe enflasyonu, üfe tüketici fiyatları değil de üretici fiyatları endeksine baktığımızda yüzde 114 artış var. Evet. Enak grubun enflasyonu yüzde 142. Çarşıdaki pazardaki enflasyon yüzde 200'lerde. Enflasyon bu seviyelerde olduğu takdirde dolar kurundaki yükseliş de o, ona ben, Onunla paralel olacaktır zaten. Şimdi enflasyon niye yükseliyor? Enflasyon mücadele diye bir şey yok ülkemizde. Enflasyon evet. çok kolay yükselir. Ama çok zor e, geç düşer. Çok Hı -hı. kolay yükseldi. 3-4 ayda 19'lardan 61'lere geldi. Ama 61'den onu tekrar 10'lu rakamlara indirmemiz belki 3 yıl alacak. 3 yıl sonra enflasyon... inebilir bu enflasyon oranları diyorsunuz rakamlar yani. Enflasyon %75-80'leri bulabilir yaz aylarına doğru. Daha da yükseliş sürebilir. Hatta 3 aylık rakamları da bulabilir. Şunu söyleyeyim ben size. Enflasyonla mücadele diye bir şey yapılmıyor. Enflasyonla mücadeleyle görevli iki tane kuruluş var ülkemizde. İkisi de seyrediyorlar. Bir merkez bankası. Para politikası zaten devlet dışı kaldığı için enflasyonla ilgili herhangi bir şey yap yaptığı yok. İkincisi Maliye ve Azile bakanlığı. O da konuşmakla icraat bir şey yok. Mesela bu hafta içinde son dört aydır fiyat istikrar komitesi diye bir komite kuruldu. Bu komite e, çalışmalar yapıyor. Dördüncü toplantısını yaptı iki, iki gün önce bu geçtiğimiz hafta. Evet. Fiyat istikrar komitesi toplantısı sonrası açıklama bir cümleyle size okuyacağım. E, ne kadar mücadele edildiğini bu cümle bile ortaya çıkarıyor zaten. Buyur. Fiyat istikrar komitesi toplantısı sonrası Sayın Bakan Nevati yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla." politikalar oluşturup mevzuat çalışmasının yapılmasına ve faiz fiyat artışlarıyla mücadele çalışmalarına karşı paydaşlarımız ile koordineli bir şekilde hareket ederek enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz. Laf kalabalığı. İcraatta hiçbir şey yok. Evet. Yani enflasyonla mücadele için bir uygulama gelecekti. Düşük fiyatlı marketleri görecektik 1 Mart'ta. 1 Mart'ta 40 gün geçti. Hala hiçbir uygulama yok. Genelde yaz aylarında bir fiyatlarda bir aşağı düşüş oluyordu. Özellikle de meyve sebzede tarım ürünlerinde işte güneşin içimizi ısıtmasıyla hem turizm gelirleri hem de tarımdaki çeşitliliğin artmasıyla. Fakat şimdi tarlas tarlasına bırakın hani ürün toplamaya, tarlasını ekecek veya tarlasını sürecek oraya gü gübre atmak. Atacak gübreyi alamıyor, e, tarlasına gidecek, e, mazotu koyamıyor şu anda çiftçiler e, traktörlerine. Tarımdan böyle bir e, beklentiyi sıfırlama gibi bir durumumuz söz konusu olur mu sizce? Evet çok güzel noktaya değindiniz. Bence çok doğru. Tarım ürünlerinde yaz aylarında e, fiyatlarda düşüş bu sene beklemememiz lazım. Geçtiğimiz yıllarda oluyordu doğru dediğiniz ama bu sene bu maliyetlerle, Çiftçinin ekim yapması mümkün değil. Ekim yapmayı da düşünmüyordu çiftçi. Ee, sadece yaş sezdiği meyve de değil. Et bugün ciddi boyutta et sıkıntısı çekeceğiz. Belki de et bulamayacağız. 60 lira olan kıymanın kilosu 160 liraya ulaştı. Ve evet, e daha da tamam devam sen. edecek diyorlar. Arz yok çünkü. Talep var ete yaş sezdiği Bir de Rusya ithalatı devam edecek. Hı uh -huh. 8 tane üründe ithalat tekrar serbest bıraktı. Bu ürünler de önemli ürünler. Türk halkında çok kullandığı ürünler. Bunlarla birlikte ee, fiyat artışları tarım ürünlerinde, gıda ürünlerinde, ette, sütte devam edecek. Bu da ekonomiyi ciddi boyutta enflasyonu etkileyecek unsurlardan birisi. Peki bu yaz e, enflasyon e, düşer, yani Düşeceği yerde yükselir mi diyorsunuz? Yani özellikle de sebze ve meyvelerden dolayı pa çarşıda, pazarda, markette. Ben yükseleceğini tahmin ediyorum. Şu an 61 olan enflasyonun yaz ayları sonuna doğru... E, ...Ağustos-Eylül ayına kadar yükseleceğini ve... ...Ağustos-Eylül ayında 80-85'leri bulacağını düşünüyorum. Enflasyon rakamının yıllık olarak. E, ondan sonra... ...belki baz etkisinden dolayı Ekim-Kasım'dan sonra bir miktar düşebilir ama... ...yıl sonunda enflasyon yıllık enflasyon %50 ile %60 arasında en iyi imzalar tahmininde gerçekleşecek. Ama hükümet bu şekilde devam ederse enflasyonla mücadeleyi bir kenara itmiş vaziyette devam ederse %100 enflasyonu da 3 haneli rakamları da görebiliriz. TÜİK'in açıkladığı oranlara göre diyorsunuz değil mi? Zaten ERAK'ta ve diğerlerinde gördük. TÜİK'te, TÜİK'te. %100'lerin üzerine çıkacak mı diyorsunuz 3 haneli derken? Yani %80 kesin de yüzde olabilir enflasyonla mücadele bu şekilde sürdürülmeye devam ederse. %80 kesin yalnız. <laughs> evet efendim. E, peki son olarak şunu sormak istiyorum. E, Rusya'da e, bir gelişme var. E, Rusya Merkez Bankası politika faizini e, 11 Nisan'dan itibaren 300 bas puanla e, %17'ye çekti. E, merkez Rusya Merkez Bankası Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından faizde. Ee, 1.050 puan artışa giderek %20 seviyesine çıkarmıştı. Şimdi onu e, 300 e, bas puanla birlikte aşağı indirdi. E, kararın ardından ruble dolar paritesinde herhangi bir değişiklik, önemli bir değişim görünmedi. E, ruble dolar 79,60 seviyesinde seyrediyor. Bu durumu nasıl yorumlarsınız Sayın Babuşçu? Şimdi Ve bize şey... etkisi nasıl olur? Savaş halinde olmasına rağmen ekonomiyi iyi yönetiyor. Şu an savaşın getirdiği yükler ekonomiyi bozmuş durumda değil. Savaş başlamadan önce, bundan 45 gün önce dolar paritesi aynı seviyelerdeydi. 70 ile 80, ruble dolar paritesi 70 ile 80 arasındaydı. O seviyede ya tekrar geri geldi. Biraz yukarı çıkmıştı, yüzde 130-140'ları bulmuştu ama şimdi geri geldi. Faizler, Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 10'du savaşa girerken. Hemen savaşın etkisini gidermek için ya da savaşın ekonomideki etkilerini azaltmak için 20'ye çıkarmıştı. Sizin de söylediğiniz gibi %3, %3 indirimi yaparak, 300 sonra indirimi yaparak 20'den 17'ye indirdi. E, savaş halindeyken bile ekonomiyi gayet mantıklı yürütüyor. E, henüz daha yaptırımların etkisini görmüş değil. E, yaptırımların etkisini görmemek için de ciddi tedbirler alıyor. İşte, doğal doğalgaz satışlarının ruble cinsinden yapılmasına karar veriyor. Başka önlemler de alıyor. E, ekonomi konusunda hassasiyetini gösteriyor. E, ve şu ana kadar hata yapmadı. Bundan sonra da hata yapacağını <laughs> düşünmüyorum. E, bu bu seviyelerde dolar konum seyredeceğini düşünüyorum. Ruble dolar partisi. Efendim çok teşekkür ederiz. Bu güzel açıklamalarınız, bu yorumlarınız için. E, pazar gününüzü bize ayırdığınız için ayrıca tekrardan teşekkürler ve mutlu pazarlar diliyorum size. Ben teşekkür ederim Emre Bey. Umut Görüşmek üzere. Sağ olun efendim. Efendim sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için ee lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sosyal medyada takipleşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.